Hepinize merhabalar gençler, kanalıma geldiniz Yepyeni bir oyuncu izi videosuyla karşınızdayım. Yine 10 milyon tane oyuncu geldi şöyle görmüş olduğunuz üzere. Beyler bir 3-4 tane video çekmek zorunda kalacağız. Bugün hepsini yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Akşamda e, yayın açabilirim, e, etkinlikleri yayında oynayabilirim. E, bu arada onu söyleyeyim yine saat 10 gibi falan hani 10-15 hani o civarı... Bir yayında deneyebilirim tabi Allah'tan bir şey çıkmazsa işimiz gücümüz bir şey çıkmazsa Akşam 10 gibi yayında olacağım Hem orada etkinliklerde oynarız hem sohbet ederiz Hem çıkarttığınız oyuncular varsa orada yazarsınız abi şunu denedik bunu denedik Del Piero çıkarttım şöyle oynadı böyle uçtu kaçtı falan filan Oradan devam ederiz muhabbetimize sohbetimize etkinliklerimize Şimdi zaten şu Japon ligini biliyorsunuz etkinlikler için alın oynayın Orayı zaten artık incelemeye gerek yok İspanya Ligi Player of the Season. Sezon oyuncuları paketi geldi. Ee, biz dün İtalya diye tahmin ediyorduk. Hani gelir diye. Demek ki İtalya'da bundan sonra İtalya gelecek büyük ihtimal. Arkadaşlar potvilerimiz var. Ee, Saka var. İşte ne bileyim burada Olmo vesaire. işte Emiliano Martinez var. Bunlara da bakacağız. Arda Güler gelmiş. Enteresan bir şekilde Arda'yı getirmişler arkadaşlar. Ee, bir de aday sözleşmelerden 100 cap. Yani ee, bu şey oluyor milli takımda yüzden fazla, yüz ve yüzden fazla forma giymiş oyuncuları onore etmek için yapılmış bir hareket arkadaşlar. Burada Alvaro Morata ve Zielinski'yi e, ben göremedim. Oyun içerisinde baktım orada yoklar. Buraya koymuşlar. Bunlar günlük girişte mi hediye edecek acaba? E, sizde var mı? Yani bu Alvaro Morata ve Zielinski bende yok. Baktım aday sözleşmeler kısmında. Neyse onları da inceleyeceğiz. Bir sonraki videoya artık onları inceleyeceğiz. E, Ligi Showtime oyuncuları gelecek pazartesi günü arkadaşlar. Bu da yan çar paketin içerisindeki oyuncular bu arada. gelecek oyuncular da belli oldu. Göstereyim size şöyle. Paulo Dybala, Lotaro Martinez ve Theo Hernandez arkadaşlar Showtime oyuncular olarak geldi. Beyler Dybala'da bir Blitz olur mu? Bilmiyorum. E, Martinez'de Fenomenal Finishing falan olabilir, canla başla bitiricilik. Hernandez'de de gidişat değiştiren pas falan filan olabilir. Ya bilmiyorum. Veya bir tanesini atlayacak, ikisine verecek. Showtime özelliği. Dün zaten Twitter'dan yazmıştım arkadaşlar. Del Piero biliyorsunuz video paylaşmıştı dün. Ve videoda işte vurduğu şut bomba şut gibi gitti. Ben de onu gördüm ve tweet atmıştım dün. Dedim Del Piero bomba şut olarak gelebilir gençler diye. Ee, güzel bir öngörüm varmış ee, Bugün de Del Piero biliyorsunuz Blitzcurler yani bomba şut özelliğiyle geldi arkadaşlar <laughs> Dün zaten onu tahmin etmiştik öyle geleceğini ee, Tabi hemkisi bir tahmindi yani gelmeye de arkadaşlar Ama videoda o bölümü gösterince dikkatimi çekti Çünkü direkt şutu gösteriyor Dedim herhalde bunda bir nanelik olabilir Ve bir nanelik olarak bugün geldi arkadaşlar Şimdi bu Del Piero paketini inceleyeceğiz bu videoda e, e, şimdi bu içerideki oyuncular bunlardan zaten çok fazla e, AOYO yapacağımız oyuncular yok e, Bence çok da iyi değiller zaten e, Şimdi buraları kısaca geçelim yan çarları Daha sonra da Del Piero, Baggio ve Totti'yi videonun sonunda inceleyeceğim arkadaşlar Şimdi hızlıca yan çarlara bakalım tamam mı? E, bir sonraki videoda da şu Showtime Biliyorsunuz bunlardan bir tane alma hakkınız var arkadaşlar Yani zorluk derecesine göre ee, bir tane alma hakkınız var. Ya O yüzden oyuncuyu iyi seçmeniz lazım. Hangi oyuncuya ihtiyacınız varsa o zorluk derecesiyle YZ'ye karşı, yapay zekaya karşı maç oynayıp buradan sadece bir tanesini alma hakkınız var. İyi seçmeniz lazım. Bir sonraki videoda da Showtime'la şu aday sözleşmeleri birleştirelim. Yani tek videoda yapalım onu da. Hepsini ayrı ayrı çekmeyeyim yani. Aynen. Şu üçüyle şunu bir videoda... E, yaparız. Ayrıca şey de var bu arada. E futbol markete Modric e, kim geldi? Modric Olise bir daha var. Onlar da bakalım. Evet bunların üçünü birleştirelim yoksa 50 tane video çıkacak. Yani 50 tane video çekemem arkadaşlar. Tamam onları da bir sonraki video'da halledeceğiz. Şimdi kim geldi abi Yançar'a Hemen hızlıca geçelim. Brian Cristante, Bonjorno, Foranisho, Floranisho, Bellanova, Retegui, Raspadori Fagioli ve Calafiori beyler, bunlar gelmiş. Şu ne? İngiliz bir isimmiş şu ikisi ya. Florinisho. Fullerisho. Neyse geçelim. Kristantele başlayayım arkadaşlar. E, stoper de oynatabilirsiniz. Bu arada dost oynatabilirsiniz. Yok edici çünkü. İki yani dost bölgesinde de ve stoper bölgesinde de özelliğini e, oyun tarzını kaybetmiyor. Hızıslaması 77-70. Kullanır mısınız bilmiyorum. Oynatabilirsiniz dedim ama e, kadrosu olmayanlar için alt bir tane bastın geldi falan öyle. Yoksa bu hız ve ile ben zaten oynatmam. Sizin de oynamanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, bu şekilde dost bölgesinde oynatabilirsiniz. İlla ben abi oynatırım benim elimde oyuncu yok yedeklerimde böyle bir dost yok falan filan diyorsan. Onun dışında zaten çok da fazla kristante'ye e, girme. Buongiorno arkadaşlar e, İtalyanca'da herhalde günaydın demekti. Buongiorno günaydın demek iyi akşamlar mı demek? Yok hayır Bonjorno. Günaydın demek. Yani a, çocuğun adı günaydın arkadaşlar. <laughs> e, hızlı hızlanması hızlaması düşük. E, defans yetenekleri 90 üzeri gelmiş. Dediğim gibi ben çok fazla girmem. Size de bu saatten sonra girmenizi tavsiye etmem. Çünkü oyun bayağı hızlandı. Hızlı defanslara ihtiyacımız var artık. O yüzden Cristante Bonjorno'yu 3 evetle uğurlayalım arkadaşlar. Floroshino, Floroshio, Neyse işte bu. Çar e, hızlaması dengeli gelmiş. Az biraz defansı var. Top saklayıp pas atabilen bir oyuncu. E, GP'li kart e, arkadaşlar. Beceri ve yapay zekası yok. Zaten isminde de meymenet yok. E, o yüzden bu arkadaşı da e, 3 evetle uğurlayalım arkadaşlar. <laughs> Belanova. Hızlanması var. Tam bir görev adamı. Hızlanması var. E, dayaklılığı var. Orta yüksekten pas 83. Yerin ortası var. E, koyup kanada e, orta açabilirsiniz azıcık da defans da varmış. Retegui e, kurnaz bir oyuncu ve 99 farkında dikkat çekiyor arkadaşlar ve 90 bitiriciye sahip ve 90 şut gücüne sahip. Yani e, topu önünüze aldığınızda sadece şut çekip e, gol e, bulabileceğiniz bir oyuncu. Beyler onu söyleyeyim. Hani hiç ben bu, bu adamla top süreyim falan filan demin illa oynatacaksan eğer. Hani oynatmazsın da. Hani velev ki oynattın. E, önün boşalınca şut çek veya işte farkındalık 99 bir verkaca uzadı. Aradan sıyrıldı falan. Ee, hiç kalem dibine kadar girmene gerekiyor. Şutu bas. Geç. Raspadori. Arkadaşlar Raspadori ee, yani geriye gelen forret olarak gelmiş. Süperidek. 86 bitiriciliği var. 90 falan. 88-92 yani. 3-3 de zayıf ayağı var. E, kullanmazsınız diye düşünüyorum. Ama kullanırsınız da GF bölgesinde e, ve SF'de de farkındalığıyla eee İş yapacaktır. Hani top kontrolü sıkı da bence iyi. 90 gelmiş arkadaşlar. Çifaya da olması bence iyi. ama beceri kısmına bakın. Beceri kısmı bayağı düşük. E, tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Facioli beyler. E, orkestra şefi 85-85. Barella yançar diyebilir miyiz? Barella'nın defansı e, kırpılmış hali arkadaşlar. Defansı kesik yemiş hali bence ama hızlanması güzel. Denge şut gücü boost alabiliyor. Çılgın koşusu var bu arada. Ee, top taşıyıp pas servisi yapabileceğiniz bir oyuncu. Forat veya kanada pas atabileceğiniz bir oyuncu. Pas çünkü kuvvetli gelmiş. Ee, onun dışında çok da tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Çok daha iyi orkestra şefleri şu anda oyun içerisinde mevcut. Ki aday sözleşmedeki kimi arkadaşlar yani şu kimi gayet güzel gelmiş. Onu da bir sonraki videoda inceleyeceğiz. şu Nerede şu kimi arkadaşlar. Onu artık oradan alıp bakarsınız. Kalefiori. Arkadaşlar ee, İtalya'da Maldini Yançar, İtalya'da e, yükselen bir grafiği var. Oyuncunun, e, yani yıldız adayı. Bu arada dedim ki Maldini Yançar yani. Hani atıyorum bu 2-3 sene sonra ismi çok 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 sık duyacağız ki. Ben bu yazda iyi bir e, transfer yapacağını düşünüyorum. Bu yaz yapmasa bile önümüzdeki, yani bir yıl sonra muhtemelen çok e, yani büyük bir kulübe transfer olacaktır. E, Calafiori, hızlı bir stoper oyuncusu. Daha 21 yaşında yani 25 yaşına Falan geldiği zaman baya bir prime dönemine Denk geleceğiz yani 2-3 sene sonra Gelişimiyle beraber Bildiğiniz Maldini'ye dönüşebilecek bir oyuncu Benim gözümde bu arada Şimdi kartını şu anki Kartını değerlendirirsek yani Hızlanması var arkadaşlar dayaklığımız var Defansımız az biraz var Ben bu sene içerisinde Daha iyi bir Kartının geleceğini düşünüyorum bu arada onu söyleyeyim Yani 2025'te daha güzel bir Calafiori kartı, belki bakarsız potviye gelir, bilmiyorum. Yani ee, ama e, önü açık, e, İtalya'nın yeni e, yıldız savunma oyuncularından bir tanesi bence. E, şu anda hızlamadan dolayı ekmeni yersiniz diye düşünüyorum İlla kullanacaksanız şayet. Ama dediğim gibi iyi kartı gelecektir oyuna arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim. Geçelim Alessandro. Del Piero beyler. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle iki tane fulleme önereceğim. Ama bu fullemem tabii ki bence bu şekilde olmalı. Çünkü yaratıcı oyun kurucu arkadaşlar. Del Piero. Yani e, ceza sahasının dışında birazcık oyalanır. Daha sonra ceza sahasına e, kendisini atmaya çalışır arkadaşlar. Zaten çılgın koşu yapay zekası da var. Bu arada ben oyunu da açayım. Niye oyun açmadık? Çünkü beyler oyun içerisinde becerilere bakacağız. E, oyun arkada açıda dursun. Ben size şunu anlatayım şimdi e, pas atma ihtiyacımız var olacak yani e, GF'de de, ya SF oynatmanızı tavsiye etmiyorum bu arada GF'de kesinlikle bence şans vermeniz gerekiyor arkadaşlar Hızı hızlanması çok iyi e, tam bir GF oyuncusu olmuş top sürmesi çok iyi farkındalık boost alıyor duran topları boost alıyor falso 95 bitecek 92 reklamlar girdi evet geçti şu anda. Denge 96. Yani e, oyuncu zaten bomba şut özelle geliyor. 92 bitirecek. 95 falso ve 90 şut gücüyle çok çok rahat e, bomba şut atabileceğiniz bir oyuncu arkadaşlar. Alessandro Del Piero. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Ben iki türlü yapmıştım. E, top sürmeden 2 puan alıp arkadaşlar şöyle. Ha yok bir dakika bir şey daha kıstık. Ha pastan alıyorduk pardon. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani e, 90 farkındalığı atabilip e, o bölgede daha iyi hücuma e, katılmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar farkındalığını kullanarak ama Oyuncu e, yaratıcı oyun kurucu yani illaki pasa ihtiyacınız olacak o yüzden Bence buna girmeyin ben şunu tavsiye ediyorum Tekrardan düzeltiyorum arkadaşlar şu hareketi tavsiye ediyorum Hem topa daha çok hakim oluyor hem alçaktan pası 80'e geliyor e, OS mevkisinde de oynatabilirsiniz ama e, Hem boyu ya yani boyundan dolayı ee, topa hakimiyeti, hızı hızlanması, çılgın koşusu. Yani GF'de bir ver verkaçla, bir verkaça girdiğiniz zaman verkaça girmeseniz bile e, oyuncu kendiliğinden e, ceza sahasına koşu atacağı için GF bölgesinde ben Del Piero'yu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada e, şimdi bomba şutçular arkadaşlar sağ çık sola çık diye geldi arkadaşlar. Muhammed Salah, Son Min falan filan Kieza. Şimdi orta bölgeden de bomba şut atabiliyorsunuz. Benim Kiyazar ile gollerim de var. Yani mesela normalde ben Kiyazar'ı şuralardan çok vururum ve atar. Ee, daha sonra şu ortalara doğru topu sürdükten sonra şu bölgeden de Blitz Curler'la ya attığım goller de var arkadaşlar bu arada. Onu da size söyleyeyim ee, beyler. Belki yani paylaşmadım ama hani aklınıza şey gelmesin. Ya abi bu şimdi sol çık sağ çık değil. Ben bununla Blitz Curler'ı ortadan vursam girer mi? Ee, diye düşünmeyin giriyor. Yani atıyorum bu zaten yaratıcı oyun kurucu. Zaten buralarda kendisini pozisyona bir ilk önce içeri atmadan bir top isteyecek senden. Yani buradan da vursan, buradan da vursan ki çift ayak var olduğunu gösteriyor. Oyun içerisine bakarız 2-2 arkadaşlar. Ee, bence e, işinize yarayacaktır ama sağ ayak olduğu için genellikle şu bölgeden beyler yani oyuncu şöyle sol tarafa kendisini atar veya SF SF GF'yi soldakini GF yap. Yani Del Piero mesela şurada oynatacaksın ya mesela. GF'yi burada yak yani sola kaydır ki sahileye geldiği zaman blitzkörlerini vur ve ortaya doğru topu sür ortadan bomba şutunu vur gibi arkadaşlar size bu şekilde söyleyebilirim. Oyuncu bence bu şekilde gayet güzel pasta atabiliyor şimdi şeylerine bakalım becerilerine bakalım arkadaşlar hemen size şöyle oyun ekranında vereyim bir dakika oyun ekranımız nerede kral işte burada Messi topu elinde tutuyor kral ona düğmesine basın. Etkinlikleri akşam mı? Cav akşam cavlatayım ya yayında. Aynen aynen. Yayında oynarız. Zaten 2 saat falan yine bir yayın yaparız. Dün, dün 2 saatlik bir yayın yaptık arkadaşlar. İşte 10-15, onu 10 çeyrek geçe başlarız akşam. Ee, 10-15 gibi. 12'ye kadar bir etkinlik oynarız. Hem muhabbetimizi ederiz. Hem şu oyunculardan mesela e, bir tanesini seçip e, akşam fullleyip yine etkinlikte deneriz. Mesela ben şimdi kimi alacağım? Dur la nereye gittin? Lafı geçmişken söyleyeyim. Valla e, Ben White de olabilir arkadaşlar. E, Hönesi göğe çekip Havertz'i Ya bu kartla O.S.E. de deneyebilirim. Bilmiyorum daha karar vermedim çünkü oyuncu incelemelerinde de karar vereceğim. Daha hiç bakmadım kartların güçlerine nasıl oluyor, ne bitiyor, nedir. Mesela şunda e, gidişat değiştiren pas var. Ne var o? E, pike yapan orta var. Pardon. Edge Edge Crossing. Pike yapan orta falan. Hani o bakacağız ya. Kadro zaten full benim. Ee, neyse biz işimize dönelim. Şimdi o artık videoda değerlendiririz. Ee, özel oyuncu listesi de. Buradan da iki tane açtım arkadaşlar. Yine her zamanki gibi e, öyle tek atma falan filan yok. Bak ne verdi? Allah'ını seversen. Locatelli'yi verdi. Bir de gitti CNM'in dibinden bize aha şunu verdi. Şu. Barca yeşil kart falan verseydim. Bak tasarımı değişik en azından. Silmezdim. <laughs> neyse gel abi gel. Bize tekmek gelmez. Zaten kadromuz. Ben Platini'yi bekliyorum. Kral. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Marsilya dönüşü, topa basarak dönüş, ayak çalım ve dönüş, uzak mesafe plaseci, yani bomba şut, uzun mesafe şut çekme, e, akrobatik bitiriş, topuk hareketi, gelişen şut, ara pası veren gibi özellikler gelmiş. Şimdi şut özelliğimiz zaten e, var. Uzak mesafe plase, bomba şut, uzun mesafe şut çekme gibi özellikler gelmiş. Ee, yükselen şut veya dalan şut verebilirsiniz keyfi olarak ek beceri vereyim diyorsanız eğer çift vuruş kullananlar kesinlikle çift vuruş vermeli arkadaşlar mücadele ruhunu kesinlikle vermenizi öneriyorum pozisyon takibi vermenizi öneriyorum bir tane kaldı ee, o da şey olabilir ee, bilek hareketi falan verebilirsiniz arkadaşlar çünkü oyuncunun e, topa basak dönüşü marsya dönüşü akşam ve dönüşü hani bu şey Şöyle düşünün. Nasıl anlatayım onu Mesela topu sürüyorsunuz ya mesela. Bir anda böyle hani koşuyu bırakıp şöyle geriye dönüyorsunuz ya mesela. işte topu çekiyorsunuz ya. O çekerken böyle e, işte şey ihtiyaç oluyor mesela işte. Atıyorum mesela taban kontrolüne. Mesela şu anda işte bilek hareketine. Ya o kıvraklıkla o topu çeviriyor ya ustalıkla. E, o zaman işte bilek hareketine ihtiyacı var. Mesela şimdi topa basarak dönüşü tamam. Ayakçıdan ve dönüşü. Marsel dönüşü var da güzel yapar. Çünkü topa basarak dönüşle gelmiş. Daha böyle seri yapar Marsya dönüşünü. Kullanıyor musunuz bilmiyorum. E, şu anda nöflediler. E, Marsya dönüşü yapıyorsunuz. Oyuncunun üstüne dönüş yapıyor. Yani. Önceden öyle değildi mesela. Oyuncunun yan arkasından böyle dönüyordu. E şimdi Marsya olduğu yerde dönüyor. Böyle Rudiger böyle sap gibi duruyor. Rudiger'in üstüne Marsya dönüş yapıyor. İşte orada da bir hata var oyunda mesela. Yani. Neyse. İşte önerdiğim beceriler bunlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi unuttum ne dediğimi. Siz videoyu geri sardırın. 5 tane beceri önerdim size. Bunları basabilirsiniz. Bana soruyorsunuz abi ben beceri ne vereyim diye. Videomu izlemeden soruyorsunuz. Ee, e ben zaten videoda söylüyorum. Sonra bana bir daha soruyorsunuz. Yani videoda izle. Bak söyledim işte az önce 5 tane sana beceri söyledim. Bunları basabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyoruz. Bu sayfamız açık kalsın. Gençler. Ee, ağzım dilim kurudu. Dur şu videoyu bitireyim de öyle gideyim de bir su içeyim. Sonra diğer videoya geçeceğiz daha işimiz var. Aha şey niye kapattıkla. Mozilla ne oldu? Dur bir dakika. Gençler Mozilla niye gelmedi benim? Mozilla Firefox. Hah geldi. Şimdi bu böyle güzel. Sıkıntı yok. Dediğim gibi ee, sol tarafa atıp şuradan GF GF bölgesini oynatabilirsin. 2 SF bir GF olarak oynatabilirsin. E, bu şekilde faydalanabilirsin. Ha Abi ben bunu sol açığını yaktım. İki tane geldi sol açık. Ben bunu sol açıkla oynatayım Oynat. Oynat. Sol açıkta da oynatacaksan ee, ee, bir pas becerisi daha vermen ihtiyaç var gibi geldi bana. Yani bakayım şu pasına bir daha. Bir dakika. Bir şey daha pasına bir daha hangi ne eksik diyeceğiz. Ha arkadaşlar tek pas verin. O bilerek hareketi falan verin dedim ya. O gelmezse eğer tek pas verin tamam mı? Yani bilek hareketini sonra. Önemli olan tek pas. Mücadele ruhu. Pozisyon takibi. E, tek pas. Çift vuruş. Bir tane de ne dedik? Dalan şut. Verebilirsiniz. Bak 5 tane saydım. E, atıyorum tek pası getirme veya dalan şut yerine bilek hareketi ekle. Yok tamam dalan şuttan da vazgeçtim. Yok dur son söylüyorum. Tek pas. Pozisyon takibi. Mücadele ruhu, ee, ne dedik lan? Çift vuruş, bilek hareketi. Ha, tamam. Tamam tamam böyle böyle. Tamam doğru. Eyvallah geç. <laughs> tamam güzel. Şimdi ee, kime geçiyoruz? Roberto Di Baggio. Beyler, kral, at kuyruklu kral. Geriye gelen forvet olarak gelmiş bu arada. Şimdi geri gelen forvet olduğu için ben pasını 82'ye yüksekten pası 75'e fitledim e, ad üstünde geriye gelen forvet ilk önce geride oyun kuracak. geride oyun kuracak derken işte bu osv GF ya yani şu bölgelere derlerde oyun kurup daha sonra atağa katılacak kendisi. Çift ayağımız var arkadaşlar. Şut gücümüz 90, denge 93, top süremiz 90 üzeri, farknamız 90. Yani e, oyunu açamadığınız zaman, göbekte oyunu açamadığınız zaman stoperler hiç bozulmuyor ya böyle işte o Rudiger falan ileri çıkıyor falan filan. İşte bir geriye gelen forvet attığın zaman en azından bir tane stoperin yerini kaybetmesini sağlayabilirsin. Mesela Rudiger'i öne doğru çıkartırsın. Rudiger arkayı boşaltır. Bir ara pası verirsin. Bak alçaktan pas 82. E, bakar şimdi becerilene de oyun içerisinde. E, atıyorum. E, ileride Eton veya başka kim varsa. Mbappen e, topla buluşup gol atabilir. Yani rakip stoperlerin e, oradaki o tandemi bozmak adına kullanabileceğim bir e, güzel bir geriye gelen forvet bu arada. Yani... Bitiricilik, falso, şut gücü, farkındalık, dengesi, hız hızlanması, top kontrolü, top sürmesi. Hepsi zaten e, iyi seviyede gelmiş arkadaşlar. Dayaklık burada birazcık sıkıntı var. Mücadele ruhu yoksa mücadele ruhu vereceğiz beyler. E, Çin'ye Çığ'ın koşusu var. E, Ata katılacak aynı Del konuştuğumuz gibi. Yani buralardan oyunu kurduktan sonra kendisi içeri atacak. Oyuncu. E, diyecek bir şey yok. Tablo ortada e, ee, güzel bir kart. Bu arada arkadaşlar sadece geriye gelen forvet kullanmadıysanız veya bu bu oyun tarzına alışkın değilseniz size birazcık garip gelebilir. Hani çünkü sürekli araya kaçan araya kaçan oyuncularla oynuyorsanız abi niye araya kaç demeyin bana. Geriye gelme. ilk önce bir geriye gelecek. Daha sonra ya yani geri gelecek derken insan bu şey diye algılamayın Ta o oh, hep ta buraya kadar gelecek diye bir şey yok. Şuralarda işte al gülüm ver gülüm bana bir pas at ben kaçacağım. Beni bir ver kaçta kaçır falan filan. Fistikan budur. Geçiyorum şimdi arkadaşlar şeye, oyun içerisindeki görüntüye. Zaten artık biliyorsunuzdur yani Bunları artık söylememe gerek yok. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Hani e, beni takip edenler zaten e, bilir. Bir dakika abi. He. Gel abi şimdi. Şeye gel. Roberto Di Baggio. Çift vuruş, Marsilya dönüşü, ayak çalımı ve dönüş, taban kontrolü gelmiş. Bak gördün mü? Taban kontrolü gelmiş. Bence dönüşlerde ve o topu çekerken Dönerken bu taban kontrolünü topa basarak dönüyor çünkü. Taban kontrolü. Ya bence bir etkisi olabilir taban kontrolünün ee, bu seri dönüşlerde. Arkadaşlar bilek hareketi ve taban kontrolünün etkisi olabileceğini düşünüyorum ben. Onu söyleyeyim ilk önce. Neyse geçelim. Uzak mesafe plase, akrobatik bitiriş. Zaten ee, e, gelişine şut, tek pas, ara ve dış plaseci. Tamam. Şimdi uzun mesafe şut çekme gelmemiş arkadaşlar. Ee, uzun mesaj şut çekme verebiliriz. Bir. Beyler. Pozisyon takibi verebilirsiniz. 2 Mücadele ruhu verebilirsiniz. 3 Bak tek pası gelmiş. 3 ee, üç oldu. Uzun mesaj şut çekme. Pozisyon takibi. Mücadele ruhu dedik. Arkadaşlar. Gelişine şut demiş. Tam uzak o da var. Ee, çift ayak var. Dış plase de varmış. Kralda. Tam onu söyleyecektim. O da varmış. Ne verebiliriz? Krala. Bilek hareketi verirseniz arkadaşlar bu arada 4 e, süper double touch yapacak. O bir tane becerimiz kaldı ona da dengeli pas verebilirsiniz bence. Ya o işinize yarayabilir. Hani hafif yüksekten değil dengeli pas veya arkadaşlar e, yine böyle bir yükselen şut veya yine bir dalan şut verebilirsiniz. Beşinci beceri olarak aynı. Bence oyuncu e, şu anda gayet bu becerilerle beraber de çok güzel bir e, karta dönüşüyor. Yani çıkarttıysanız kullanın arkadaşlar tamam Durum bu şekilde geçelim gene Mozilla'mıza Beyler ee, Totti Güzel Totti'ye bakalım Arkadaşlar Totti OOS klasik 10 numara GF'de de bence çok rahatlıkla oynayabilir OOS olarak düşünmeyin Bu arada ee, Top kontrolleri Pası bitiriciliği Biraz falsosu bana biraz e, şey gel. Mesela 85 falan beklerdim. Yani Totti'nin e, yani 80 değil de 85 falsoyu hak ediyor Totti. Arkadaşlar birazcık orada bir e, eleştirebiliriz kartı. Hızından dolayı birazcık eleştirebiliriz ama. Şimdi GF bölgesinde oynatacağın için zaten farkındalığı da var. Yakın mesafelerde koşuya kalkacağı için. Yani uzun mesafede mesela yakın mesafede. Yani zaten şu iki bölgede yani şu bölgede yani dördüncü bölgede arkadaşlar. GF'ye koyarsanız zaten şu bölgede gideceği için çılın koşusu da var zaten. 91 hızla ve 90 farkındakta bu hızı böyle bir hani 86-87 gibi hissettirir. Hani bir anda e, speed boost yaparak sıyrılabilir buradaki defans ve stoper oyuncularından arkadaşlar. Berkaca falan girdiğinizde. E, çok fazla bunu bize hissettirmeyeceğini düşünmekteyim. E, denemek lazım. Arkadaşlar ee, ama kısa mesafelerde dediğim gibi hissettirmeyecek bence. Hani uzun mesafe atıyorum şuradan şuraya koşar da total 83. Hani belli total 83. Mesela şuradan bir koşturursun adamı koşacağı hız belli artık. Hani buna atıyorum buradaki herkes yetişir bu herif ama. Şu iki bölge yani şu dördüncü bölgede koşacağı için bence çok hissettirmeyecektir. Ee, denemeniz lazım. Bitiricik şut gücü muazzam. Dengesi iyi ee, arkadaşlar. Bu kart da güzel gelmiş. Ben OS değil. Dediğim gibi GF'dede GF'de de Totli e, Totti çıkartanların GF'de de denemesini tavsiye ederim. OSD e, hani GF'nin doluysa OSD'de de deneyebiliriz ama yok ya bunun yeri burası abi. Burası abi. Del Piero bu. GF abiciğim. Yani. Bacu SF de oynayabilir bu arada arkadaşlar. Yani GF olarak düşünmeyin. Bunu SF olarak düşünün. Bence. Baco'yu. SF kullan Çift SF'lerden bir tanesini yapabilirsiniz. Ee, baco'yu. Ha burada da oynatabilirsin tabii. Ona bir şey demiyorum ama. Bunu SF'ye e, koyup burayı iyice karıştırabilirsiniz. Cık. Geçelim. Arkadaşlar. Şeye. Neye? Ee, oyun içerisine. Hemen şöyle ekranımı vereyim. Lan bu e-futbol bizi var ya. Valla maymun etti ha. Yani bir de buradan bunu açıyoruz abi. Geç abi. Roma'nın şeyde gitti baksana. Roma'nın amblemi gitti. Beyler. Ayak çalınma dönüş. Ölü yaprak vuruşu. Dalan şutlar. Uzun mesafe şut çekme. Bak dalan şut vermişler. Topuk hareketi. Gelişine şut. Tek pas. Dengeli pas vermişler. Bakın az önce şeye söylemiştim. Baccio'ya. Ee, dış plaseci ve kaptanlık. Şimdi beyler. Mücadele ruhunu yine vereceğiz. Beyler onu söyleyeyim. Pozisyon takibini vereceğiz. Arkadaşlar. 2 ee, Uzak mesafe plasesi yok. Bence verilmeli. 3 oldu. 3 ee, oldu. de Tek pastaya geliyoruz. Ara pası verme. 4 oldu. Ara pası vereceğiz. Bir tane de çift vuruş verebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız şayet. Ee, bence bir çift vuruşa da ihtiyacı var. Kullanıyorsunuz. Kullanmıyorsan da ee, bilek hareketi de verebilirsin oyuncuya. Bence. Durum bu. Gençler. Güzel. Ya işaret desteğiniz oyuncu çıkartmışsınızdır. E, bakalım kaç topta da arkadaşlar. E, lütfen yorumlara da yazın. E, bir sonraki videomuz aday sözleşmeler ve bu Arsenal Showtime kartları olacaktır. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.